Demir çelik sektöründe ilerlemeden diğer sektörlerde başarı elde etmek geçmişte çok mümkün olmadı. Hurdadan üretim bir ülkede dünyanın tam tersine ise burada bir problem vardır. Gelin bu problemi birlikte çözelim diye arkadaşlara ifade ettiğim zaman doğrusu ilk başta çok arkadaşlarımız bu konuya inanmadılar. Şimdi inşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'nin cevherden üretimi artırması hurdanın üretimdeki payının azaltılmasına yönelik önemli adımları atacağız. Japonya dünyanın en önemli çelik üreticilerinden bir tanesi. Ve Japonya'nın benim bildiğim kadarıyla ne demir cevheri var ne de kok kömürü var. Taş kömürü var. Ama Japonya cevherden üretimini yapıyor, hurdasını da Türkiye'ye satıyor. Bir mecburi istikametimiz var. Bizim özellikle yeni sanayi strateji belgesinde de bilim teknoloji vizyonumuzda da iki temel yaklaşımımız var. Türkiye artık her geçen gün refah toplumu olma noktasında emin adımlarla ilerleyen bir ülke. O zaman bizim rekabet edeceğimiz ülkeler yeni gelişen uzak doğu veya gelişmekte olan ülkeler değil. Bizim rekabet edeceğimiz ülkeler gelişmiş ülkeler. Onlarla rekabetinde tek şartı onların teknoloji düzeyine yükselmek.